benim Fenerbahçe ile ilgili travmamı bil, bilmeleri lazım çünkü bu çocukluktan gelen bir şey. Çocukluk aşkımın buluştuğumda nasıl koptuğunu veya nasıl olduğunu bilmek zorunda insanlar. Burada acı gerçeklerle hepimiz yüzleşmemiz lazım. Bu hayat böyledir. Maç kazanıyorum, tehdit. Kaybediyorum, tehdit. Nasıl çıkacağım işin içinden? 9 gol attım o sezon. Allah'ım diyorum ben ne yapabilirim? Bana yardım et, bana bir yol göster. Hocaya söylesem kovulur muyum? Beni korkular başladı sarmaya. Üşümeler, gece titremeler, ağlamalar. 19 yaşındayım ya. Benim tek hayalim Fenerbahçe'den teklif almaktı. Alamadım, eşleşe gidiyordum yani. 19 yaşındasın ilk sezonun. Ben bir şekilde sürekli başkanın evine götürülür. Hakkımı, azılırımı asla helal etmiyorum. Bu ama benim özel meselem. Yani benim Fenerbahçe hikayem şöyle başladı. Mustafa Denizli'nin net çizgileri vardı. Mustafa Hoca Samandıra'ya kimseyi sokmuyordu. İzinsiz. tabii ki başkan gelebilir ama müdahale edilmesini oyuncusu çok değerlidir oyuncu, oyuncusun için. E şimdi düşünsene ben Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe'de en genç oyuncusu No name yani. Yıldızlar var. Ve ben, ben bir şekilde sürekli Oğuz Hoca'nın talimatıyla başkanın evine götürülür. Düşünsene şimdi bir hikaye anlatacağım. Yani bu hikaye öyle bir hikaye ki işin içinden çıkamaz bir hal yani. 19 yaşındasın ilk sezonun. Mustafa Denizli baba rolünde. Başkan, patron, efsane yardımcı hoca Oğuz Çetin. Ve ben eve götürülüyorum. Başladım ben Beykoz'da işte başkanın özel alanına girmeye, götürülmeye. Ve fırça yiyorum. Ve fırçayı niye yediğimi de bilmiyorum. Yani maç berabere bitiyor deplasmanda ben fırça yiyorum Berkay. Ve düşünsene yani bunun sonra benim hayatıma nasıl yansıdığını anlatacağım sana. Ve evden çıkıyorum. Fırça yedim değil mi mesela? Evden çıkıyorum, gidiyorum. Allah'ım diyorum. Eve gidene kadar dua ediyorum. Allah'la al, baş başa konuşuyorum yani kimse karışabilir mi ya? Allah'ım diyorum ben ne yapabilirim? Bana yardım et, bana bir yol göster. Çünkü burada kulübün sahibi ben bunu kalkıp baş, hocaya söylesem kulüpten kovulur muyum? Tabii. Beni korkular başladı sarmaya. Üşümeler, gece titremeler, ağlamalar. E, hüngür hüngür ağlıyorum ben. 19 yaşındayım ya. Babam, annem Almanya'da. Gurbette, ben buradayım. Buraya emanet edilmişim. Yani kurduğun hayaller aslında tabii ki bu noktada... Suya düşer yani. mi? Biter mi? Başlamadan mı biter? Ben bunu hocaya söylemesem, hoca duyarsa beni kadro dışı bırakır mı? Bende korkular başladı. Ben artık böyle... Psikolojim bozulmaya başladı ve çok hızlı başladı bu yani. Ve bunu gittikçe şiddetini arttırdı. Aziz Başkan sağolsun. Bu, sıkla, bu görüşmeler sıklaşmaya başladı. Böyle artık tehdit bazında işte artık sen yapacaksın, sen şampiyon yapacaksın. Maç kazanıyorum tehdit, kaybediyorum tehdit. Nasıl çıkacağım işin içinden? 9 gol attım o sezon. Evet. Şampiyon olduk. İlk sezonumda ama ben o şampiyonluğu yaşayamadım Berkay ya. Ben halen benim bana en koyan şey ne dersen ben ilk sezon o seriye son verdiğin Galatasaray'ın her şeyin hedeflendiği, asıl hedefin şampiyon olduğu sezonu ben ben mesela o şampiyonluğu yaşayamadım baba yani. Benim böyle içimde kaldı o yani. Çünkü e, dışarıda bunu oyuncular da bilmez bu anlattığım. Yani ne Rüştü abisi bilir, ne Baliçi bilir, ne bi... onlar işin keyif kısmındaydı. Ben işin şey tarafındaydım yani böyle sürekli her şey benim üstümden yürütülüyordu yani. Ve bunu genç yaşıma rağmen. Tamam. İkinci sezon 6 Kasım sezonu biliyorsun. Bu değil. İkinci sezon şey ya. E, Fenerbahçe'nin ikinci olduğu sezon. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezon. 2001-2002 sezon. Tamam şey hocanın yarı sezonda gittiği. Aynen Mustafa Hoca'nın ayrıldığı Mustafa sezon. Deniz'in yarı sezonda ayrıldı. Laurent'in geldiği. Evet. Ondan sonraki sezon. O 6 Kasım. 6 Kasım ve ben Dünya Kupası'na evet. seçileyim. Ve sözleşmem bitiyor. Yani aslında şey karıştırmadım olayı da sözleşmeye getirmeye çalışıyorum. Benim sözleşmem 2 sene ya. 2 sene ben Sen artık... iki senelik imza aldım. senelik imzaladım. Aynen ben 2 sene imza attım. Şöyle hocam belli değil. Hikaye şu aslında. Sen ilk sene e, oynuyorsun evet. Fenerbahçe'de. 2000 2001 ve 2001 2002 Aynen. Yani sezonunu, ve sezonunu bitiriyorsun. Bit o sezonun bittikten bit sonra Dünya Kupasına gidiyorsun. Mustafa Denizli gidiyor ve Laurent geliyor. Dünya Kupası'na gidiyorsun o arada. Evet. Ekip, Sözleşmen bittikten Bitmiş bir şekilde. Sözleşen bitmiş. Dünya Kupası'na gidiyorsun ee, ve orada yeni kontrat durumu var. Dönüşte de zaten o alt Kasım sezonu olacak. Ya şöyle özetleyelim. İki sene kontrat imzalıyorsun. Evet. 2000, 2001 ve 2001 2002 sezonunda 2001 2002 sezonunda 18 gol var. O, oradan tüm kulvarlarda 18. Oradan Dünya Kupası'na İlk defa Şenol Hoca beni Şen çağırıyor. Kötü Aday... geçen bir sezonda. Ee, Mustafa Şampiyon olamayan ayrı... bir sezon sonuçta. Ee... Mustafa Deniz'in ayrılışını da söyleyeyim. Yani bu bir sene başkanla gizli görüşmeler. Başkanın özellikle istediği gizli görüşmeler. Başka oyuncularla var mı bilmiyorum. Ee, bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü şey hani e, bilmiyorum yani. Muhakkak vardır yani. Hani Yusuf abiyle beni çağırdı da oldu. Hı hı. Ama mesela Yusuf abi tek çağırdı mı bilmiyorum. O yüzden ona yorum yapamayacağım. Ben kendimle ilgili yorum yapıyorum. Başka'nın bu gizli kontrolleri e, ve sert kontrolleri e, sonuçta bir şekilde ikinci sezonda da artık bunlar sıklaştı ve e, takım çalıştırılmıyor. Mustafa Denizli orada olumsuzluklar başladı ve hiç unutmuyorum. Ee, belki de Mustafa Denizli o yüzden benimle konuşmuyor veya bana uzak hiçbir zaman mesela hani ne bileyim yardımcılıkta orada burada tabii ki çağırmak zorunda değil ama mesela Mustafa Denizli beni evladı gibi seven. Ben çeşmede artık evin içine kadar ailece girdiğimiz ailesini kızını işte Selin ablayı hani çok hani, oğlu gibiydim ben yani anladın mı? Hani onu da baba gibi Hı -hı. gördüğüm için ama o onun kırılma anı da oldu. O da bende bir travma oldu ve bunu hiçbir zaman da konuşamadık. Ama yüzde yüz öyle olduğunu Eminim çünkü hiçbir zaman eee <laughs> çok az yanılırım. Bir kere ofiste çok sert bir başkanla yine bir tartışma, bir kavga. Artık tabii bu kavgalar da bizi tabii ki olgunlaştırıyor. Tabii. Hani ben de artık başkana başkanım hani bu kadar kötüyse ben ana ayrılayım. Bana müsaade var yani bu Ne annemiz, ne babamız, ne sülalemiz yani sürekli tabii. kavga, e, sevgi sözleri. Başka dan çıktım. Aşağıda kapıda ofiste Mustafa Denizli. Yani orada artık güvenliklerin korumaların bir hatasıyla ben az şeyle karşılaştım. Mustafa burada geldiniz. Mustafa Deniz dedi ki evladım burada ne işin var dedi. Benim boğazım düğünlendi. Ben bir şey söyleyemedim ki. Böyle yaptım yani. Ben dedi anladım dedi. Zaten hani o zaman o gergin dönem ve ondan sonrasında da Mustafa Hoca'nın deplasman sonrası. Diğer bakım, bakım, bakım açısından sonrası gönderilişi ve bitişi. Hikaye bitti orada. Hikaye Mustafa Mustafa orada Mustafa Deniz'de O son tamamlandı Fenerbahçe'de ve ee Fenerbahçe ikinci bitirdi. Ama Hatta benim yani şampiyon yapacağım dedikten sonra hani Ali Yen'de bir İstanbul maçı var. Tabi o 2000-2001 sezonu. 1-0'dan 2-1'e ee. çevirdiğim falan. Yani orada aslında şimdi hani şampiyon olduk ama bu kadar starın içinde de benim skor katkısı ve puan canım. 9 gol falan onlar da böyle şey değil yani. Hani öyle de ki zaten o da vardı kadroda değil yani. Fenerbahçe'nin orayı da atlamasın insanlar. Fenerbahçe, Fenerbahçe olur Fenerbahçe ama. Fenerbahçe'nin katkı da vardı yani 19 yaşında. Ee, o sezonun özelinde şöyle bir zaten defosu vardı. Fenerbahçe iç sahadaki tüm maçlarını kazanan, deplasmanda çok iyi performans sergileyemeyen evet. bir e, takımdı. 2000-2001 sezonu için. E, o karşılaşma da o yüzden deplasmanda olması sebebiyle e, Fenerbahçe için kritik e, dönemeşlerden bir tanesi oldu. Ali Samiyan'daydı. Ali Samiyan'daydı Doldur, karşılaşma. Dolduramazsan doldururlar şarkısı falan. <laughs> Galatasaray'la falan kızacak ama e, ben o günleri özledim. Bence Galatasaraylılar da özlemiştir. Fenerler de özlemiştir. Yani oradaki o tatlı. E, rekabet, atışma bunlar çok güzeldi. E, oraya biraz uzaz, İnşallah o günleri yine göreceğiz ama e, o sezonda... Dünya Kupası bitti. Bitti. Bittikten sonra e, sen aday kadrodaydın abi. E, hikaye mükemmel sonuçlandı. Üçüncülükle e, bitti evet. Türkiye için. Sonra geldi en iyi senaryo. En iyi senaryo. Geldin Fenerbahçe ile yeni kontrat. 2002-2003 yani iki yıl imzalamışsın. ilk iki yıl. E, üçüncü yılına giriyorsun. O zaman soru seyircilerimize. 19 yaşında Fenerbahçe'ye geliyorsun. İlk sezonunda 9 gol şampiyonluk. ikinci sezonda toplam kulvarda 18 gol. Bon servisin elinde Dünya Kupası'nı seçip Dünya Üçüncüsü oluyorsunuz. Ve bon servisin elinde. Yani youngster olarak. Herhangi bir takımda ve kontratım 2 sene 600 bin dolar. Buradan dönüşünde imza alacağım veya bana verilecek bon elinde... Olamıyor oyuncu. O zaman bayağı Münih takipte. Atletik Madrid bakıyor falan. Bunlar konuştu ama benim hiçbir şekilde menajerim yok. Annem, babam hiç kimse yok yanımda. Ben az yıldırıma emanet edeyim. Buradan dönüşte benim atacağım imza ne olur mesela? Merak ediyorum. Normal şartlarda normal şartlarda. Sen de söyleyebilirsin. Ee, yani şöyle söyleyeyim. 1 yüzden aşağı, 1-100'den aşağı olmaz. Bir, birinin üstünde olur. Benim kafamda hiç rakam yok. Hiç yok bak düşün. Düşün rakam hiç yok. Bir buçuk Benim tek yani. mutluluğum ne biliyor musun? Dünya üçüncüsü olmuşuz. Kötü bir sezon geçirmişiz ama ben iyi sezon geçirmişim. Ve hani başkan beni bir şekilde bir yerde seviyordur. Noktasınız. Noktasındayım ve bu şekilde kulübüme geri dönüyorum. Hiç kimseyle asla görüşmüyorum. Hiç kimse ne beni arayabiliyor ne ben birisini arayabiliyorum. Benim tek odak noktam Fenerbahçe. Çünkü hikaye yazmam lazım. Hikayem var benim Fenerbahçe'de. Daha başlamadı bile yani şampiyon 18 gol Dünya Kupası daha yeni başlıyoruz. Ben o moddayım. Hırsım o derecede yani. Merak ediyorum yorumlar. Burada burada yani seyirciler yazar tabi. Yaz yorumlara yazabilirler. Yorum, yorum kısmına yazsınlar. Ben Fenerbahçe kulübüne geldim. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım bana dedi ki 3 sene kontrat 600 bin dolar 3 seneden ya imza atarsın dedi. Ya da dedi mütevazi bir şekilde buradan seyle başlayan bir cümleyle gidersin dedi. Böyle böyle bir böyle bir sözleşmem oldu benim. Yani, yani günün o yüzden, sonunda sen Fenerbahçe'de 5 son... yıl forma giyip Evet. Her yıl 600 bin dolar oynadın. Aynen. Burada da şöyle bir söz verdim kendime. Beni ne kadar aşağı çekmek isteseler de çeksinler başaramayacaklar. Çünkü ben bana Aziz yaşattığı travma hayatında ne annem babam ne hiç kimse yaşatmadı yani. Yani o yüzden ben o konuda çok güçlüyüm. Ben Fenerbahçe ile ilgili her bu hayatta olduğum sürece dakika saniye bildiğim doğru gördüğüm doğruları her zaman söyleyeceğim. Bu insanların senin için doğru ol olmayabilir ona zaten saygın Olamaz zaten. Yani aynı görüşte evet. olamayız ama ben Fenerbahçe'nin iyiliği için kötü de gözüksem söyleyeceğim. Bundan hiç kimse beni hiçbir zaman şaşırmayacak. Beş senede Fenerbahçe'de kazandığım para benim 3 milyon dolar. Eğer aksini taksi... E zaten konuşuyorlar. Şeyler böyle cik cik, 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 cik sesler çıkıyor. Cici mi? Cik, cik ne abi ya? <laughs> Sen dedin abi. Abi cik cik değil öbürküsü. Mik mik mi? Neyse. Yok 10 milyonlar falanmış ya. Şimdi iddia koyuyorsan ben de diyorum ki kulak üstünü, de üstünü tamamlayacaksın. <laughs> Adam olacaksın. Üstünü tamamlayacaksın. Öyle sana para vereyim, şey yapayım falan. Öyle gerçek gevşek konuşma olmaz. Para vereceksin, tamamlayacaksın. Kazandığın para 3 milyon dolar. Toplam futboldan kazandığım para tamam mı? Benim 5 milyon dolara geçmedi. Çünkü devamlı sakatlıklar oldu. Başka durumda. Oralara var. da geleceğim. Kaçtı gitti dediler. Hepsini söyleyeceğim ve benim üstünden çok büyük bir büyük, büyük gitmiş olacak. 5 senede Fenerbahçe'de ben 3 milyon dolara para yönedim ve bir tane bunun örneği yoktur. Bir tane varsa bana gelsinler koysunlar. Öyle boş mükavelerle falan filan var ya, onlar hikaye. On, onlar boş hikayeler. Onları kimse bana anlatamaz. Öyle boş mükafele kaldı etti falan filan öyle bir dünya yok. Bedava oynayan da yok. Tamam mı? 5 sene Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk yaşayıp tamam herkes konuşuyor herkes bir şeyden anlatıyor ya. Aynı kontratı oynayan bir tane oyuncu getirsinler bana, aynı parayı kazanan. Ya zaten eşyan Doğan düzenler. Bunu bir şey için de anlatmıyorum. Benim ben öyle sınav. Hayatın doğal akışına tamam aykırı bu yani. Ve Ondan sonra asıl hikaye başlıyor. Benim çok büyük bir kavgam oluyor. Çok büyük. Ve bu kavgaya şahit olan iki tane isim var. Onların ismini vermeyeceğim iki tane yönetici bir tanesi gülüyor bir tanesi de bana destek olmaya çalışıyor. Ee... Bu hikayeyi de onu ben hani off the record'dan bildiğim için evet. şu an tamamlayacağım. Ee, 6 Kasım'dan sonra Fenerbahçe deplasmanda Bursa ile Ankara'da eee evet. Tam onu da anlat. Evet o da çok önemli. Bursa'da hani 6-0 6 Kasım Galatasaray 6 gol devamında Bursa karşılaşması ee, Washington. Orada da iki tane attım galiba. Washington, senin Washington ve Jayon bir de galiba Tuncay abi atmıştı. Evet. 8 7 veya 8 olması lazım. 8 olması lazım. Ee, Bursa galibiyeti ve takım uçuyor. Yani kötü bir sezon ama toparlanma şeyini çok net veriyor. Evet. Ee, ilk yarının sonuna doğru giderken daha sonra bir Türkiye Kupası maçı ee, Konya deplasmanında evet. Fenerbahçe o zaman 2. Lig'de mücadeleden Konya eleniyor. Ve ben o maçta oynamıyorum. Sen de o maçta yoksun. Yani kadroda yoksun. Evet. Süre almamışsın, oynamamışsın. Sakatım çünkü ben hem 6 Kasım'ı hem de Bursa maçını kortizon oynadım. Ben kortizon yedim. Yani dizinde kortizon var. Benim zaten oynamam mucize, ben ağrılarla oynuyorum. Yani artık böyle o maçta da bir kortizon daha yiyip, o maçı da oynamayıp, dinlenip ikincilik Kupa maçı bir şekilde geçeriz ya. Sonra yine lige geri geleyim. beni o şekilde hazırlıyorlar. O maçın o maçtan sonra Samanda da azıldığım toplantı yaptı oyuncularla teker teker. Abi biz yemek salonundayız. Giden gelen surat çekti şemali kaymış yani. O gün abi geldi takım kaptanı beyaz. Serhat seni çağırıyordu. Dedi. Dedim beni niye çağırıyor o abi ben oynamadım ki dedim. O da bak bizim yani. o <laughs> <laughs> abi ne yapsın? o gün abi diyor ki ben ne yapayım Serhat çağırıyor diyor adamı. Niye çağırdın mı diyorum falan ben bir gittim odaya. Oturuyoruz başkan işte iki yönetici. Oturdum böyle. Başkan orada, burada, bir de burada. Yani ikisini de çok şey tanıyorum ben isimlerini. Ya i̇nsanlar da tanıyor canım. İşte onlar da tanıyor. Başkan dedi ne zaman yerleşeceksin? Sensiz bu takım olmuyor. Dedim başkanım kortizon vurdurdum. Yani bir dahaki oyun artık kopsa da dizimiz. Dizim felç yani. Burada kemik çıkmış ağrı. Merdiven çıkamıyorum evde. Sancılar içindeyim. Biz dedi. Oynayacağım dedim ben başkan. Ne olursa ne gerekiyorsa oynayacağım. Tamam. Dedim herhalde moral verecek falan. Hani böyle şey yapıyor. O başkan o şeyle o maçın şeyine falan. Bir döndü abi şeker meker bir attı. İnanılmaz büyük bir kavga oldu. Ve benim de artık bu iki sene süren ev ziyaretleri bu psikolojik yani bu psikolojik Şiddet bu canım, tabii. Yani benim bunu burada açıkta korkusuzca ya hiç sıkıntı yok yani. Az Yıldırım'ın bana 5 sene uy uyguladığı bir psikolojik şiddet var abi. Ve bunu bana 5 sene boyunca düzenli uyguladı. Yani bu artık böyle futbol Fenerbahçe aşkı falan değil. Başka hikaye anlatıyorum burada. Yani ben bunlarla sınandım ve bu çok ağır bir şeyler yaşadım. Ama buna rağmen Fenerbahçe'den hiçbir zaman vazgeçmedim. Yani konun sonunda o var yani. Ben öyle bir kavga ettim ki elimde kalem vardı. Kalemi falan artık bıraktım. Dedim ki yeter. Bitti yani artık. Yani gerçekten artık ne ailemiz, ne onurumuz, ne gururumuz kaldı. Ve ben bunları yapacak bir şey hak etmedim. Gerçekten hak etmedim. Hak etsem, yani hak etsem bile hak etmezsin yani mı? Hiçbir ya. futbolcu öyle bir muamele hak etmez ya. Yani. Yok olmaz yani. Ve ben gerçekten yani Anelka 3.7 milyon dolar alıyormuş. Ben Anelka daha iyi oynasın diye ona da destek olun. Elinden tutuyordum. <laughs> Antrenmanda var karda resmi. Onun da elinden tuttum yani. Düşünsene onu da taşıyorsun. Bazen kestiğim oluyor evet onu. Oluyor ama onun da oynaması için onu da motive ediyorum yani. Anelka'yı da bir yerden puşluyorum. Her şey ya. Yani elimde paspas var paspas çekiyorum. İşte or Ortege geliyor. Ortage mutfaktan meyve tabağı söylüyoruz. Mutlu olsun. diye. Her şeyinde varız ya işin. Her yerinde yani her gerçekten böyle eti tırnağı diyorsun ya her şeyinde var. Evet. Ondan sonra çok ciddi kavga yani artık başka bir yönetici ki başkanım artık dedi yani. 21 şimdi yani böyle şeyindeyiz. Orada koptu benim işim. Başkan ondan sonra benimle bir daha konuşmadı. Maaşımı yatırmadı, paramı vermiyor falan filan. Ben kafamda ayrılık kararı aldım. Çünkü olmuyor anladın mı yani şimdi bu İnsanlar diyor ki olabilir mi? Nasıl olur abi? İnsan evleniyor 20 sene, 30 sene eşinden boşanıyor. Olmuyor abi. İlişki olmayınca olmuyor yani. Ben dedim ki olmuyor yani. Ben her gün ağlıyorum abi. Maç kazanıyorum ağlıyorum. Eve gidiyorum ağlıyorum. Caddeye yemeğe gidiyorum ağlıyorum yani. Ben bunu yaşamak zorunda değilim ki. Ben bunu için Fenerbahçe'ye gelmedim ki. Ben Fenerbahçe'ye Tanju'nun, Sercan abilerin onların beline sarılarak 8 yaşında Fenerbahçe aşığı bir çocuk olarak geldim yani. Anladın mı? Ve hakkımı Azlırım asla helal etmiyorum. Bu ama benim özel meselem. Ama Fenerbahçe başkanı olarak, Fenerbahçe taraftar olarak onu verdiğinde orada yine helal ediyorum. Böyle de bir insanım anladım ama benim şahsıma uygulananı da etmiyorum, etmeyeceğim de. Çünkü benim hakkımı yedi ve benim çocukluk aşkımı elimden aldı ve bunu asla affetmeyeceğim. Bu çünkü buna hakkı yok. Fenerbahçe başkanı olabilirsin, sınırlarının vardı efendim. Ama ben hiçbir zaman Fenerbahçe'nin zararına hiçbir şey yapmadım. Ha, hatta aksine hep yani. Ayağım kortizonla oynuyorum 25 yaşında. Benim karın kasının kopma sebebi Fenerbahçe'dir. Benim kariyerim bitme sebebi Fenerbahçe'dir. Çünkü ben 19 yaşında iğneyle oynatılan bir oyuncuyum. Volteren vur, işte kıçtan onu vur, buradan bunu vur. Adele'den bunu vur. Her yerden iniyoruz. İleride de deforme olduğu için. Deforme olduğu için karın kası, karın kası kopar mı ya? Bir tane oyuncu söyleyin abi rica ediyorum bana. Bana son 30 senede karın kası kopan oyuncusu listesini çıkarttın. Zaten bir tanesi benim. İkincisinde yanına bir tanesini bulacaksınız. Üçü yok ya bu işin. Neyse. Ben ayrılma kararı aldım. Ben her tabeline gideceğim. Penabatçı gitti benim için. Bitti yani. Şey de bitti. 6 Kasım sezonu da bitti. 6 Kasım sezonu da bitti. Ben ayrılıyorum. Orada ben. paradan alamadığın için bir hak doğuyor sana. E, fes edebilme hakkı evet. e, doğuyor. Sözleşmeni ve... E, ben gidiyorum. Yani FIFA'ya başlıyorsun. konuşmuyor benimle. Para vermiyor, selam vermiyor. bu evet, paranı vermediği için oluyor. Paranı vermediği için selam da vermiyor. Parayı da geçtim, selam Yok, da vermiyor. Yok, hakkın yani sözleşmeyi... ha, hakkım. FIFA'dan hakkım öyle. Ben Ertab gidiyorum, Dita Önes'le anlaşıyorum. Ön protokol, ben Ertab gidiyorum. Geldim eşyalarımı toplayacağım. Türkiye'deyim, Murat Kuş aradı beni. Köy Fenerbahçe derinden çok sevdiğim Aykut abi aradı beni. Halen de dostuz. Hasta Fenerli'dir. Ee, benim yaşadıklarımı birebir bilenlerden bir tanesidir. Davam dedi Fenerbahçe ile anlaştı. E, süper dedim. 2003-2004 sezonu başlıyor. Hayırlı olsun dedim abi. Ya dedi Murat Kuş seninle konuşacak tercüman. Dedim abi ben Almanca biliyorum ki. Ben niye tercümanla konuşuyorum? <laughs> Almanya'da doğdum büyüdüm ben. Tercüman niye arıyor beni dedim. Bir de dedim ben Davam'la ne konuşacağım ama ben gidiyorum dedim yani. Yok dedi Davam seninle konuşacak. Murat Kuş bir iki dakika arası seni. Benim hatırım için dedi. Bitti olay ben hatır gönül işe girince iş bitiyor. Aradım Murat Kuş'la konuştum. Murat abiyle. Murat abi bir şeyler anlattı. Böyle dedi. Daum Fenerbahçe'ye gelmiş. Serhat nerede demiş. Ben Serhat'sız bir takım düşünemiyorum. Serhat olacak. Tabi Beşiktaş'a hep e, İnönü'de ziyaretlerimiz oldu. Kısa dönem. <laughs> e, Daum da 2001-2002 yılında Beşiktaş'ta e, ikinci döneminde çalıştı. Daha sonra yurt dışına gitti. O, sonra Fenerbahçe'ye geldi. Ama hani Daum Beşiktaş'tayken Serhat Akın Fenerbahçe'de ve bir de mesela bir, iki efsane sıfır, olmak iki sıfırlık için. sıfırlık maç var Efsane ve hatırlanmak için derbilerde gol atması gerekiyor ya. Yani ben herhalde Fenerbahçe tarihinde derbilerde en çok gol atan oyunculardan da bir tanesiyim. Orada <laughs> hiçbir yerde konuşmadım bu, bugüne kadar ama öyle bir aklıma yani beş 5 tane var zaten. Yani 5 sezon yani evet. periyot olarak evet. yani. Şimdi 5 sezonda benim zaten hep, der, hep, hep, derbilerde golüm var ya. Yani. yani bunu zaten hatırlamak mü mümkün değil. Hatırlamak için de söylemiyorum bunu ama hani be, beni, be, beni 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 niye hedef Aldığı insanlar onu da bilmiyor. O da çok önemli değil. Hiçbir şey olmaz bana da. Hani biz zaten az yıldırım az yıldırıma göz gelmişiz. Az yıldırım da kolay değil biliyorsun konuşmak etmek. Neyse. Ben zaten hani Dağum'a sürekli bir İnönü'ye ziyaret ediyorduk. Bir Laurent'la gittik, la gittik ziyaret ettik. Sonra Dağum'la gittik ziyaret ettik. Dağum Hep... Fenerbahçe'deyken. Aynen Ki bu maçta aslında Bu Dağum'la olan maç. Dağum Fenerbahçe hocası iken İnönü'deki. Dağum Beşiktaş hocası iken o zaman şey vardı. İşte bu üst çıktı. Yok bu üstelik Yok, bu, bu maç. Bu bu maç, maç 3-1. Benim ilk, maç hangisi? Reyvon... Reybo'nun bıraktığı Müre. 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 E, Müre kaleden Müre aynen. Orada dediler Müre nasıl kaleden çıkmaz da biz de o zaman seriyiz ama. <laughs> o toplar benim. <yine gülüyor> bir Müre'de bir çıtır şey hata var orada. Bir, bir çıtır hata var. Sen de terledim biraz gerildim ama e, bunu bugün bunu anlatmam lazım. Yani bu, bu benim üstümden çıkması lazım. Bu benim hayatım boyunca e, içimde ve yaşam yaşamımı etkilen bir hikaye. Daum aradı. Yaklaşık 5-6 saat telefonda konuştuk. Daum hayatımda görebileceğim ikna kabiliyeti en yüksek insan. Sonrasında beni Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp sakatlık yaşadığım dönemde Köln'e ikinci lige Andalek'ten Şampiyonlar Ligi'nden kiralayan hoca. Evet. İkna kabiliyeti evet. inanılmaz yani. Ve Fenerbahçe'ye beraber tarih yazacağız dedi yani. Dedim ki böyle böyle. Ha şunu da söyledi. Başkan Az Yıldırım şey demiş. O bilmem ne nokta 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 çocuğu <laughs> buradan içeriye de giremez demiş. Burada bana direkt söylemesi de çok iyiydi. Yani Daum beni her her anlamda dürüstlüğüne yakaladı. Yani yani ne varsa ki, o, söyledi hocam dedim ben yani keşke bunu böyle direkt de söylemeseydin dedim yani hani o da böyle beni aslında negatif etkileyebilir ya. Yok dedi ben biz beraber şey yapacağız dedi ve ben acayip bir hikayenin içine girdim. Takım antrenmana çıkıyor ben samanda da saklanmak zorunda kalıyorum. Başkan başkan istemiyor beni. Ama ben de istemiyorum. Ya başkanla öyle kavgaлаш ki ben de istemiyorum. Ben de ayrılmak istiyorum abi. Çünkü yani para pulu da geçtim abi yani. Kopardı beni başkan yani aldım Fenerbahçe'den benim beni kopardı yani ve kendi yaptı bunu. Hep kavga hep dövüş. Öyle yani diyorlar ki başkan beni çok seviyor. İstemiyorum abi. Ben böyle bir sevgiye de inanmıyorum. Böyle bir sevginin olduğunu da inanmıyorum. İnsan sevdiği insanı kırmaz abi paramparça etmez. Kırabilir bazen yanlış Tabii canım, kırabilir de. paramparça etmez. Yerlerde üstünde tepinmez yani. Neyse ben bir şekilde Fenerbahçe'ye geri geldim abi. Yani ayrılık olmadı. Oradaki ayrılık bir aylık falan bir şey yani. Evet. Bir şey olmadı aslında yani anladın mı? Ben devam. Zaten kontratım var. Kontratım ee... var devam. Ben hiçbir şekilde de şey çekmedim. Hiçbir opsiyonu da çekmedim. Ben Ama şunu da davam... sö şunu da söylemek lazım. 2003-2004 sezonunun başında e, Fenerbahçe davamla ilk anlaştığında e, artık ikna noktasında e, Azıldırım bir türlü ikna olmuyor, bir türlü ikna olmuyor, Asla. olmuyor, olmuyor. Ama orada Christoph Damun çektiği bir rest var. Almanya, Azıldırma, Almanya kampında. Almanya e, kampında diyor İlci ki e, Christoph Damun yani tamam kabul etmiyorsanız ben de yokum. Ben bu de hikaye. yokum işte. Ben de kontratımı feshediyorum. Şu an Almanya kampından ayrılıyorum diyor ve bunu benim yanında hoparlörlerden Hakan Bilal Kutlap'e söylüyor. Hakan, bile, Hakan bile, Bilal Hakan Bilal Kutlap şok. Onun sonra benim bir özür basın toplantısında rica işte başkan demiş tamam özür şey yapsın falan filan. Ben Fenerbahçe'ye geri geliyorum ve kampa katılıyorum ve hızlı başlıyorum gollerle. E, Daum'la birlikte Sanık kanatta. Piafano dönkle. Tunca Aşağıoğlu Asıl kariyerim sen? asıl Fenerbahçe kariyerim bence orada başlıyor benim. Yani Daum'la birlikte olgunlaşma tabii. Ve artık o takım bir de genç e, ümit milli takımının omurgasını transfer eden bir evet. e, transfer dönemi geçirmişti. E, bu sezondan sonra ee, transfer döneminden sonra da işte Selçuk Şahinler, işte Mahmut Ali Tuncay Şanlı zaten <laughs> vardı. Ee, Kemal Aslan geldi. Hmm. Ee, Pierre Formidong tabi en büyük star olarak transfer edildi, Luciano Thomas, ee, Volkan Demirel, Recep Kaleci bu sezon. Bu da olimpiyattaki Galatasaray maçı. Aynen. 2-2 ee, biten. öyle bir sezon ki o sezon. Şimdi Fenerbahçe'yi dışarıdan insanlar konuşuyor, çok rahat diyor ya. şimdi içeriği bilmiyoruz diyoruz ya mesela içeriği bilmiyor. İçeride ne olduğunu. Ben de mesela içeriği biliyorum ama bazen bilmiyorum. İçeride değilim şu an çünkü. Ama tahmin. tahmin, edebiliyorum. Şimdi öyle bir sezon ki başkanla tabii ki biz böyle sert kavgalar ediyoruz. Ya bu kavgaları ediyorum ya, ya görsem ben 5 milyon dolar falan alıp aldım böyle top oynamayıp yatan bir oyuncu falan sen ne dersin yani böyle akıllar zarar kavgalar yani artık hakareti makaretik için tehditler ya yani kaç kere futbol hayatımı bitirdi benim. Tehditle düşün. Hiç unutmuyorum. Bu özel anım benim. Dağımla İnönü'ye gidiyoruz. Evet bir sonraki fotoğraflardan bir tanesinde var İnönü'ndeki e, galibiyet. Tuncay abiyle beraber e, olan. İlerleyelim orada fotoğraf kalsın. Evet bu fotoğraf kalsın. Tamam. Bu maçın hikayesi. Bu, e... bu maçın hikayesi çok özel benim için. İnönü'ye gideceğiz. Deplasmana. Ve şampiyonluk maçına gidiyor Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe geldiğimde... Sezonun hikayesini de anlatalım da kısaca yani tamam. maçın önemini de insanlar tamam. e, net olarak anlasın. E, o maçın senin açısından çok başka insanların bilmediği bir hikayesi var ama insanların bildiğini bir hatırlatmak istiyorum abi. E, Beşiktaş bir sene önce 100. yılda şampiyon oluyor diğer sezon devreye 11 puanla önde giriyor. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı işte iki sarı kart gösterip atılmıyor oyuncu. Tekrar ediliyor. 8 puana düşüyor. Fenerbahçe farkı gide gide kapatıyor, kapatıyor, kapatıyor. Ve Beşiktaş'la da önünde artık neredeyse şampiyonluk maçı diyebileceğimiz bir noktaya olaya getiriyor. Yani orada Fenerbahçe zaten önde geliyor ama kazandığı zaman tamamen artık işi %80 oranında %80 oranında tamamlatacak, bitirecek ama Beşiktaş kazanırsa bu sefer Beşiktaş'ın öne geçme e, durumu söz konusu. Fenerbahçe için hayati kritik bir karşılaşma. İki takıma da baktığımızda aslında Kadro olarak daha e, o tecrübeli, yaşça tecrübeli takım Beşiktaş evet. Fenerbahçe'ye göre. Bir de bir sene önce şampiyon olmuş. İşte Sergen Yalçınlar, Tümer Metinler hala devam ediyor. Evet. E, bir ilanmansız ayrılmış. E, o ana kadro Luchescu duruyor e, başında. Fenerbahçe görece daha genç oyunculardan kuruldu. Fenerbahçe'nin Tuncay Şanlı e, ekseninde <laughs> ilerleyen Nobre transferiyle beraber e, ilerleyen bir Fenerbahçe takımı. Ve o mavi kramponlu hikayenin karşılaşmasını şimdi senden dinleyelim. Şöyle... Tabii ki bu sıkıntılı süreçten sonra doğru düz <laughs> diyalog kuramadım. Yani başkanla zaten asla görüşmüyor, benle. Ben de görüşmüyorum hani biz, yani ben sadece O iş... sezon hiç yok. oturmadınız? Hiç, hiç. Yani hiç. Daha mı ikna etti başkanı sen? Hiç. Hiç bir hiç. diyalog yok? Hiçbir diyalog. Ee, maça gideceğiz. Ee, ben normal işim yapıyorum. Sonuçta profesyonel futbolcuyum, İşimi yapıyorum. Ee, Savandan çıkıyoruz. Ben Rüştü bile kalıyorum. Bizim odamız en arkada. Herkes çıkıyor. Dışarıda yöneticiler alkışlıyor işte. i̇şte sen geliyorsun. Burası Tuncay falan filan herkes böyle işte 20 tane yönetici şey yapıyor. Maça bizi otobüse bindireceğiz. Savandada ki bu çok normal da. ve güzel bir şey. Güzel bir şey. Rüştü abi çıktı. En son ben çıktım Samandada. Ben çıktığımda herkes arkasını döndü. Dağıldı. Alkış falan yok. Ee, e, tabii ki insan üzülüyor yani bir şeylerle sınanıyorsun ama hep böyle şeyle yani. Fenerbahçe'nin içindeki yaşadığım hikaye aslında çok belgesellik bir hikaye ama yani e, kolay değil. Öyle gideyim Fenerbahçe'de oynayayım şu değil yani. Eğer bir de şey yoksa e, işleri yürütmeyi, işte dağıtıyorlarmış altyapıyı harçlıklar falan. Hani sanki bizi dağıtmadık da. Yani <laughs> her Rüştü futbolcu abi... yapar bunu. <laughs> Rüştü abi her, her zaman zarf hazırlıyorduk. Takımda en, en az kazanan benim Rüştü abi. Ben de bir şeyler atayım içine. Hatta e, sevgili e, Önder... Önder... Ö Özen. He? Önder Özen. Önder Özen oca, hocamıza. Biz de e, görev aldı ona da zarf gitti. O zarfı geri getirdi Rüştü abi teslim etti. Öyle bir güzel anımız da var. O da anlatır kendi de biliyor. Çok kıymetli birisi. Bir isim. Maça gideceğiz. Arkasını döndü. Herkes daldı. Başkanın kardeşi geldi Ali Yıldırım. Dedi ki bugün kendini işte affettirme günü. Dedim ben bir hata yapmadım ki dedim yani. Ben kimseye bir şey borçlu değilim dedim yani. Ama dedim bu yakışmadı dedim bu hareket. Ben otobüse bindim girdim. Yine öne gittik ve o maçta da Az Yıldırım'a ciddi bir hı hı. küfür olumsuz şey vardı. Hatırlıyorsun o maçı değil mi? İnönü'de. İnönü'deki maçta çok ciddi azıldığımda çok rahatsız oldu. Bir maçtaki maçı yine koparan isim ben oldum. 3-1 ee, kazandık. Yani iki ya. tane gol atıp. Golden ziyade tabii gol tabii ki çok önemli yani birinci ikinci golü atmak 1-0 2-0 sıfır, sıfır, in önünde yapmak arka arkaya e, sonra hemen arkasında Tuncay abinin üçüncü golü evet. e, zaten o fotoğrafta e, ikinizin aslında oradaki evet. e, fotoğrafı in önündeki fotoğrafı 3-0 daha sonra maç koptuktan sonra 3-1 oluyor ve Fenerbahçe orada artık e, tamam bu sezonun şampiyonu benim Mesajını değil, sadece mesajını değil puan olarak da artık işi artık... neredeyse yüzde 85'lere çekiyor, <laughs> 90'lara çekiyor. Ve Fenerbahçe oradan tabii soyunma odasına gidiyorsunuz. Soyunma odasına geçiyorsunuz. Mavi Krampon'un hikaye o. Ee, soyunma odasına geldim ve asla hiçbir yöneticinin benim yanıma yaklaşmasını istemedim. Yani gerçekten çok duygu yüklüydüm yani istemedim. ben Benden uzak dursunlar. Yani nasıl buraya gelirken beni desteklemediler, ayrıldılar beni takımdan. O zaman burada da ayrı tutmalar lazım. Yani bu iş... E, kötüysen kötü sevmiyorsan sevmiyorsun. İyi sen o, hep beraberiz Öyle bir şey yok. Yani o bende yok. O en nefret ettiğim şey. Yani ben e, kötü anında da benim dostum benim yanında olması lazım. İyi günde herkes herkesin yanında olur, canım. Olacak Tabii ki. canım. En kolay, kolay şey. en kolay. En kolay yanında bulursun. Ben istemedim. Ama özellikle başkanı ve başkan soyunma girdiğinde ilk benim yanıma geldi. Az Yıldırım. Hani bu kadar olay anlattım ama e, işte orada... Belki ağırman. de ilk, ilk diyaloglardan biri i̇lk o diyalo sezon. O sezon ilk diyaloğu. İlk, i̇lklerden biri değil. ilk yani. Sezonun sonu gelmiş artık. Düşsen hiç konuşmuyoruz başkanla. Ve başkan benim yanıma geldi. Ben de başkanı gerçekten içten sarılarak dedim ki... Başkanım dedim ne olursa olsun... Hani hayatımızda herkes... Yani bu hikayede... Ben asla haklıyım demiyorum ki... Ben zaten 19 yaşında gelmişim. Eğer ben hata yapmıyorsam zaten bende arıza var. Benim <laughs> yanlışım yoksa zaten arızam var. Hani anladın mı? Ben zaten e, ee, normal ee, işte normal bir şekilde hırsını normal kontrol eden bir insan değilim ben. Tabi. Ben zaten yaşıyorsun. çok şeylerde uç noktalarda yaşayan bir insanım. Hırs konusunda, başarı konusunda, başarıyı aç olan bir insanım. Ve ben soyunma odasında hazırladığıma sarıldım dedim ki Başkanım dedim şunu hiç zaman unutma. Ne olursa olsun dedim. Biz dedim başka bir statte hazırlığımı asla küfür ettirmeyiz dedim. Ve hayatımda en unutmadığım cümlelerden bir tanesi oydu yani. Oradaki bana sarıldığı şeyde dedim ki en azından hani ya bir şeyleri öteleriz. Bitmez ama öteleriz dedim. Çünkü o o şey bitmeyecekti. O, o gerginlik o de, psik de, psikolojik o şiddet o o, o gitmez. Ben o geri dönüş çok zor. Yani 42 yaşındayım mesela tedavi medavi yok olmuyor. <laughs> Gitmiyor yani. Öyle bir şey yaşadık. Ee, bunun benzerini de bir beşbirlik kupa maçında da yaşadık. O yani. bir sene sonra, şimdi o sonda şampiyonlukla tamamlanıyor. Evet. E, Fenerbahçe için ve bir sene sonra hatta pardon. Daum'un hemen oraya sen sana vereceğim ama Daum bana şunu dedi. Ben dedi kendi kellemi koydum dedi bu işe. Bunu şurada söylüyor. İlk ikna etti yani. 2003 2004ün sezonun başında söylüyor. Başında. Yani sana diyor ki evet. e, Christoph Daum. Ben tamam başkanı ikna ettik ama bu işin sonunda ben res çektim. Çekti. Ve çünkü Ve bunu söyledi. Ben Serhat bunu yoksa söyleyelim bunu da bilsen yani Daum'un da ne kadar büyük bir hoca. <laughs> lider olduğunu. Lider olduğunu, nerelerde nasıl bir cümle kuracağını veya işin nereye gideceğini kestirebilen bir hoca. Ya yani hocalık şu değil. İşte 8'de 8 yapayım, işte bir maç kazanayım, işte tadı işte balık tutayım değil. İleriyi de görmek lazım. Ondan sonrasını da görmek lazım. Sadece bu sene şampiyon yapmak değil. Bundan sonra ne yapabilirim de görmesi lazım. Daum buraları oynayan hoca olduğu için bence büyük hoca. Tabii ki. O zaten ben çok başka bir seviyede. Dağım diyor ki e, ya Sertak'ın yoksa ben de yokum ve bu resti karşı taraf görmüyor ve e, eli Dağım kazanıyor aynen. ve sen Fenerbahçe'de kalıyorsun. Ama off the record sana şunu da söylüyor Kristof Dağım. Bana birebir söylüyor. Birebir söylüyor. Diyor ki bu işin sonunda başkan senin, ben ya benim... senin ya benim kellemi isteyecek. Orada ben kendi kellemi korumak için seni vereceğim haberin olsun diyor. Bunu aynen söylüyor bana. Ama bunda biz 3 sezonda 2 şampiyon, evet. Iki şampiyonluk yaşıyoruz. 2'de 2. 2'de 2. 2'de 2 yapıyoruz. Ee, ve oradaki hikaye o, o burada da üstüne. Bu yere. ilk gol. İnönü'ndeki Beşiktaş maçının ilk golü. Luciano'nun çevirdiği ayağının üstüyle. Şeyin diplediği Hoydonk'un Luciano'nun Hoy Hoydonk'un pası verdi. Luciano İnanma çevirdi ve gol. gol. Yani şöyle e, yani futbol sadece sahada oynanmıyor. Antrenman yapayım, yetenekliyim, oynayayım değil. Yani Arda'nın işte ne bileyim yaşadığını bilemezsin. Yani tabii. anladın mı? Benzerini yaşadı demiyorum. Ama işin içinde olmadığımız için biz sadece üstü kapalı Arda'yı çok seviyoruz. Aman kalsaydı. Ama niye kaldığını asla bilemiyoruz. Onu o biliyor. Tabii. Ben de burada benim hikayemi anlatıyorum. Bir tanesi bu yani. <laughs> o tabii Benimki böyle senin gibi birçok futbolcunun hikayesi. Mesela çok hikayesi var ama dediğim gibi hani öyle işte ben 10 milyon ben kazandığımı da söyledim. Kayıtlarda da vardır. Gidip bakabilirler çok merak ediyorlarsa. Öyle e, Anlatarak olmuyor bu yani. O 10 milyon kazanmış, bu 5 milyon... Öyle değil o iş. Yani ilk önce bileceksin ne olduğunu, ondan sonra konuşacaksın. Benim 5 sene aynı kontratı oynamışım. 5 3 şampiyonluk yaşamışım. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir şekilde ihanetim olmuştur. Ve son hiçbir sezonuna gidip. geçiyoruz değil mi? Son sezona geçiyoruz bu şekilde. Bu ee, zaten son sezonun fotoğraflarından. Alex'le bir fotoğraf. Devam edelim fotoğrafları Onun üzerinden gidelim. Bu United maçı. Heinz, Gabriel Hainz yalnız arkadaki. Senin hikayesini anlattığın Zorlanıyordu bana karşı çok. <laughs> Tabii bu maçta çok zorlanmadı takım olarak. United. <laughs> takım olarak zorlanmadı. O birebir de zorlandı. Yani. <laughs> ee, bir de oranaklı bir fotoğraf var. Galatasaray o maçtan. Kupa finalinden. 5-1'li kupa finalinden. Evet bu fotoğraf. Evet. Senin e, oranaklı ikili mücadeleye girdiğin. Artık kolumu bu falan yolmaya başladı benim. Oranak bayağı Tabii ...cimcik tabii. atacak noktaya getirmiş işi. Fenerbahçe'de en iyi oynadığım maçlardan bir tanesi o. 5-1 yani, kaybettiğimiz maç. Türkiye Çok saçma Kupası... sapan bir cümle kurmuş olabilirim <laughs> ama... E, ...gerçek. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1... ...uharip etti. Ve tarih... Ya, ...sanıyorum ki 11 Mayıs 2005'ti. Ve ondan 11 gün sonra da... ligde ...Fenerbahçe-Galatasaray-Kadıköy'de lig finali var. Yani kazanan şampiyon olacak neredeyse. 33. hafta maçı hmm. var. Bu maçın tabii 5-1 bitmesi, çok farklı bir skorla bitmesi, Fenerbahçe'li Fenerbahçe taraftarlarda, camiada ciddi bir problem yaratmıştı. Ligde de mi? Benzer bir durum olacak Fenerbahçe kaybedecek mi diye. Evet. Ama şu maç özelinde söyleyebiliriz söyleyebiliriz. Tabii sen daha yan abi. Orhan Akın 30. dakikada oyundan çıktığı karşılaşma çıkarken ben de sana gardı, bir... Ben sol bek. Niye çıktı acaba? Evet. Çıkarken sana bir sistemde bulunduğu evet. karşılaşma. Fenerbahçe 5-1 kaybı. Mondragon maçın yıldızıydı bana göre. İnanılmaz, İnanılmaz. bir maç oynadı. Yani Fanoy, Donkun vurduğu yani topları... İlk herhalde 30 tane falan orta kesmişim. Ben yani. şöyle pozisyonu hatırlıyorum ilk yarıda. Maç 3-1'e geldi. Luciano attı. E, ama Fenerbahçe döneceğinin sinyalini çok büyük veriyor yani. Hani, 3-2-3-3. 3-2'ye e... gelse hiç çok başka bir yere gider. Çok tuttu maçı. 6 pas da sen kestin. 6 pasın tam köşe noktasının biraz daha içerisinde. Çok güzel Pierre Fanoy Donk'a inanılmaz bir top geliyor. Fanoy Donk yükseliyor. Fanoy Donk'un fiziğini düşünün. Belden bütün gücüyle vuruyor. Olmuyor. olmuyor. Yemin ediyorum bakın hani şöyle o söyleyeyim. Bu onu mi? söyleyecektim. Terhan'dan daha zor pozisyonu. Evet. kafasını çıkardığı Mondragon'un. Evet. Yani Mondragon daha çok zorlanmıştır o topu çıkartırken. Şeyi çıkarmıştı orada. Tafarel çıkarmıştı. çıkardı. Yok gerçekten öyle bir e, Selçuk'a da kestim. Selçuk Benim vurdu. her şey nokta atışı. Hani <laughs> o gün yaptığım her şey doğru. Paramparça ettim diyorum ya. Yani hayatım maçını oynadım. 5 bin. 5 bin. İnanılmaz ya. <laughs> Kime nasıl anlatacaksın? Ve o maçtan sonra Azıldırım gelip beni tebrik etti yani. Öyle de bir enteresan bir olay yaşadık orada. Geldi beni ki özellikle beni tebrik etti, çıktı soymalısına. Ee, yani ya azıldırımın az, az, dengeleri çok uç yani. insanlar böyle anlatıyor. İnsanlara da 20 sene sonra yanlış yönden diyorlar. Saçma sapan <laughs> konuşmalar. Yok işte ben soymalısına de attım falan filan. Böyle e, boş boş konuşan insanlar duyuyorum. Tanımadım etmediğim insanlar konuşuyor ama şimdi ben size anlatayım. Az olduğu bir yerde yöneticinin kalkıp elini cebine atma şansı yok. Neden bahsettiklerini de bilmiyor insanlar artık. Kafayı yemişler. Artık yani Fenerbahçe üzerinden nasıl prim yaparım, ne anlatırsam dinlendirimi geçmişler. Artık yani hayali falan şeyler anlatıyorlar. Ya bir kere 6 Kasım'da benim iki gol attığım, evet başta oynadığım maçta biz prim almadık. <laughs> Düşünsene anlattığım hikayeye bak ben futbolcu olarak anlatıyorum. Çünkü sağ olsun Tuncay <laughs> Çok sevdiğim de bir, bir kardeşim. Onu da başarılar diyelim Tuncay Bey bu arada. Edelim. Sakarya Yürekken, Spor'da. İnşallah o da e, üçüncü dönemini İsmail evet. Kartal <laughs> gibi fena atçı, o da Sakarya'da üçüncü dönemde inşallah çok başarılı olur. <laughs> Tuncay ben de yeri çok Orada başarılı tabii oldu. Yani, lige gerçekten çıkardı. Gerçekten öz kardeşim gibi sevdiğim. E, yani orada... Başkan girdi soyunma odasına tabii oyuncu milleti... <laughs> girmedi. Biz bittik maç Tuncay kurdu takımı. Tuncay hani Tuncay'ın da liderlik ruhu onu anlattım ya işte bazı evet. oyuncular şimdi orada takımı bir araya toplayabiliyor. Tuncay bunlardan bir tanesiydi. Genç yaşına rağmen bunu yapıyordu. Benim farklıydı. Benim auram farklıydı anladın mı? Benim tamamen olayım maça o da aklıydı. E, çok sevilen bir insandım çünkü herkesle iyiydim. Beni seviyorlardı. Ben hiç kimseye kötülük, yanlış, yalan hiçbir şey yoktu ki bizde. O yüzden de ben zaten sevilen bir insandım. Ama Tuncay toparlayıcıydı da yani toparlayabiliyordu da. Ben toparlayabiliyordum ama çok çabuk da dağılabiliyordun. Birisi beni kırınca bir kavgada bir incicek sözle incinmişsin diyorlar ya o bende çok oluyordu. <laughs> Neyse bu maçtan sonra biz 6 Kasım, Kasım attık. Tuncay dedi ki işte sıra sende başkan bizi kuruyor. Bak dedim yapma. Haluk, so Haluk Soy, söyle dönemi o çok iyi. O Milli Takım Federasyonu. Milli Takım Federasyon Başkanı o zaman o çok yapıyor o işleri falan. Başkan da çok aşırı neşe değil aralık o dönem. Dedim ki Tuncay yapmayalım. Lütfen. Hani prim prim sen de sıra sen de falan girmeyelim. Yok yapacağız, edeceğiz. Bir girdi biz işte sıra sende de başkansın. Başkan geldi. Hareket şu. Kesti tezahüratı. Ben de dallık dedi. Tebrikler çıktı gitti. prim. Yok, no money. no money. <laughs> no, money. <laughs> no woman, no cry. No, no azıldırım, no cry. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yani orada anlatıyorlar şimdi insanları da böyle duyuyorum sağda solda yani azıldırmak kadar. böyle saçma sapan yok işte biz girmişiz para vermişiz. Nereye kim siz kimsiniz ya? Nereye giriyorsunuz? Bu, 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 takımın as başkanı benim oynadığım dönemde 5 sede Nihat Özdemir'di. Nihat abi diyorum hani çok sevdiğim bir isim. Halen de görüştürüyorum. Yani Nihat Özdemir'in Allah aşkına bir çıkıp desin ki ya ben az yıldırım haber olmadan gittim as başkan. As başkandan bahsediyorum. Öbürküler çocuk çoluk anlatanlar şimdik. O zaman onlar çoluk çoluk. Onlar girmiş bize altı Kasım'da prim dağıtmışlar. He? Abi bu nasıl bir fantezidir ya? Az yıldırım, ha bir de az yıldırım yönetiminde. İmkanı yok ya. Bak bir tane yapan var. Bir tane yapan var. Bir kere oldu 5 senede. Trabzon maçı İçeride sportif direktör Saadettin Saran, Saadettin abi yaptı. Ve sonra nasıl sonrasında bir... o <laughs> neler yaşadı o size anlatsın. <laughs> Toz dumana <nasıl? gülüyor> yani Anladın mı yani? O yaptı. O zarfın içinde söz verdi. Sözünü tuttu. Ama bunu kendi yaptığı için abi sevmiyor azılırım. Kontrolünde kontrol olacak onda abi. Olacak, bunu bilen bilir. Öyle ben gireyim ben de işte prim dağıtmışım falan filan. Abi öyle prim kasamazsın. Prim dağıttım diyerek. Doğruyu anlatırsan İnsanlar insanları dinlemeyi öğrenir. İnsanlar insanlara saygı duymayı öğrenir. Doğruları anlatmazsanız insanlar size asla saygı duymaz. Çünkü doğrular ortaya çıkar. Şansın yok. Adam ben ben şu Gerçeklerin an mesela, bir gün ortaya çıkmak gibi <laughs> kötü bir uyu var. vardır Aykut Hoca'nın. Adım o yüzden bu böyledir. O 6 alt, kısım Kasım olayı da böyle kapatalım. Son sezonunda son bitti. Son sezonu da geçiyoruz. O son sezonda işte şey or, oranakla olan e, sezonu. Sezonu orada ee, da ben Anelka'yı gerçekten darlıyorum. Gerçekten. Anelka o sezonun devre arasında geldi. Bu da hatta zannediyorum ki devre arası hazırlık kampı Verdi Bremen maçı olması lazım. Ee, düşünsene ee, Berkay Fenerbahçe'de oynuyorsun Anelka'yı kesiyorsun. Akıllara zarar bir şey bu. Yani ben bunu anlatırken de insanlar gülüyor. Sen de bu gülenlerden bir tanesi. Biri bendim evet. Evet. Ama bu gerçekten yaşanmış bir şey. Yani Yok şey değil. Anelka yani. e, işte for, formsuz da veya sakatlı değil. Yani Anelka'nın önünde top oynuyordum ben. Hem antrenman Hatta Daum şey. sana şey diyor. Hani Abi ben e... Daum'un odasına gittim. Gittim dedim ki ben niye oynamıyorum ya? Ben nasıl oynamam diyorum. Daum dedi ki bana. Senat dedi. Takımda antrenmanda maçta şu an takımın açık arayeni dedi. Christoph Daum söylüyor bunu. Ama seni oynatamıyorum ve sana bunu açıklamıyorum diyor. Açıklayamıyorum. Açıklayamıyorum diyor. Bu ne demek oluyor abi? Benim demek ki bir yerlerde artık sürem dolmuş. Tamam ben yine yani, yine affedilmişim. Iki daha da onun geçermiş. sana söylediği e, bu işin sonunda ihlal eden birini isteyecek noktasına yavaş Yürüyoruz. yavaş gelinmiş. Bunu, bunu bana söyledi. Tamam mı? Kelle senin benim. İstiyorlar artık. Bunu üstü kapalı söyledi yani. Üstü kapalı bana mı söyledi? Çünkü böyle bir açıklama var mı Hoca diyor ki takımın açık araya en futbol düzensin. Seni oynatamıyorum. Sana bununla ilgili açıklama da yapamıyorum. Ve getiremiyorum. E tamam. Sezon bitti. Ve şu detayı da var. Sezon bitti ama... Şöyle bir Burada nokta ben da Tuncay var. Tuncay'a mı vuruyorum? Ne yapıyorum? Sen Tuncay'a bir, bir tane putokat <laughs> vurmuşsun. Ama <hakikati> o da. <laughs> gibi. bir fotoğraf bu. E, o 5 birlik maçtan sonra Aziz Yıldırım seni gelip tebrik ettiği e, oynadığın oyundan ötürü tebrik ettiği bir karşılaşma var. Ondan 11 gün sonra da lig finale, 22 Mayıs. Evet. Da Kadıköy'de. Sen bir dakikada iyi süre almıyorsun Anladım. o maçta. Ee, kırdım ya camık şeyi kırdım. Ve plastik, şöyle bir detay var. var ya, kulübede, Onu kırdım ben. Ve bir fotoğraf var o karşılaşmayla alakalı. Nobre vuruyor kafayı. E, Mondragon 1-0 Fenerbahçe şampiyon. düdüğü çalıyor hakem. Maç bitiyor. Sen belli ki o kadar dolusun ki. Çok. E, i̇çeri gidiyorsun. İçeri böyle gidiyorsun. Hani moralin bozuk bir şekilde gidiyormuşsun gibi. Ama dışarı döndüğünde şampiyon tabii ki o ayrı. E, ben katılıyorsun. ben hiçbir zaman kendi içimdekini hiçbir zaman takım arkadaşlarıma Çünkü takım oyunu olduğunu hiçbir zaman unutmadım. Onu öğrendim. Onu Anderif'te daha, çok, daha da çok öğrendim. Ama buradaki asıl hikaye şu. E, ayrılış noktam. Sen Fenerbahçe'ye para kazandırmadın. Sen Fenerbahçe'ye işte ihanet ettin. Sen Fenerbahçe'den niye kaçıp gittin? Sorusunu da burada cevaplayayım. Ondan sonra yavaş yavaş sonlandıralım. Çünkü çok e, detaylı bir şekilde evet. anlattık. Bunu da herhalde part 1, part 2 diye herhalde. Yap ya, Çocuklar yapsınlar. yapar ya belki. Onlar daha. onları <laughs> ayarlar. E, artık bu kelle olayına geldik. Ve sezon bitiyor. ve sözleşmem bitti. Kontrat artık beş boştasın. Sene, 5 seneyi tamamladım. Kontratım bitti. 2 artı 3 şekilde bitti. Ve şuradan kalkmak nasip olmasın. Fenerbahçe'de oynadığım 5 sezonda, 2 sezonda Dünya Kupası'ndan geldiğim... Hı hı. dönem Max dahil. performans verdiğim, burada 2 sene üst üste şampiyon oldum. dönemde de dahil... ...hiçbir başka kulüple görüşme yapmadım. Ne yurt dışı ne yurt dışı hiçbir şekilde asla yani... ...bir şey için değil. Görüşmedim yani. Zaten menajerim yok benim. Zaten başkanla konuşamıyorum. Başkan sürekli bana... Kavga, dövüş, küfür her şey işin içinde. Sürekli psikoloji hep. buruyor vuruyor başkan bana. Evde, dışarıda, evde, dışarıda. Ofiste. Yani ben başkanla 5 sene içinde 50 kere görüştüysem 50'si de olumsuz olur mu be kardeşim? Bir kere de insanlar ki Allah razı olsun hani sende bir kat... Yok. Sürekli böyle. Ve boş ben desin. yine bekliyorum. Boş, boş değil ama bekliyorum. Yani ben Samandıra'da bekliyorum abi. Ve kimseyle görüşmüyorum. Yani şu şunu kimse söyleyemiyor bak. Ya Serhat işte orayla görüşüyor. Serhat buraya... Yok kimse yok. Beni bir tek Luchescu istiyor. Şaktar Donetsk. Ben de bunu Davun'a söyledim. Dedim ki Davun dedi ki oraya gitmeni tavsiye etmiyorum dedi. Yani hoca ile de bu arada hoca şey demiyor yani. Devam kal benle demiyor. Gelmiş yani kelle istenmiş. Çünkü hoca da şöyle bakıyor bence kendi açısından. O sana inanılmaz ihtiyacı var ilk döneminde. İki sene şampiyonluk gelmiş. Ben tamam artık takımı oturtmuşum. Oturdum. Oturtmuşum. O kadar da ihtiyacım kalmayabilir yok, art, noktasında art, art, artık yani. Artık şey yapabiliriz yani. Burada artık bir daha başka birbirimizi kırmaya. kırmaya anladın mı? Oraya yani belli ki başka çünkü hayatınızda görüp görebileceğiniz en kindar insanlardan bir tanesi hazırladım. Kafayı taktım. Çünkü beni ben Fenerbahçe'den ayrılırken hani, ki senin futbol hayatını bitireceğim diye beni yolladı. Öyle uğurladı beni. 5 sene sonunda 3 şampiyonluk yaşadım. Önemli değil canı sağ olsun. Çünkü ben her zaman karmaya ve şeye inanırım. Benim de çocuklarım var onun da var. Ama ben hiçbir zaman şunu demem. Allah inşallah onu çocuktan yaşatmasın onu. Yani anladın mı? Şimdiki sen bu hayatta çok paran olabilir, çok güçlü olabilirsin ama bazen çocuklarını da koruyamazsın. Onlar da belki bir şeylere sınanabilir. O yüzden Az şurada şunu unuttu. Benim babam onu emanet ederken benim babam gerçekten zor bir çocukluk geçirmiş. Babasını kaybedip Erzincan'da köyden gelip zor şartlar altında Almanya'ya gidip Almanca bilmeden evlatlarını yetiştirebilecek bir baba oğlunu sana e emanet, emanet etmiş. Bu, bu çok hassas benim için. O yüzden asla affetmeyeceğim. Ama şöyle, ha şunu da diyebilirler ya sen kimsin baş Önemli değil ha ben kimse değilim. Ama ben de bir insanım. Benim de annem babam var, benim de iki çocuğum var. Burada Şimdi, kimse Zıldırım'ın Fenerbahçe için yaptığı şeyleri asla göz ardı yerde, etmiyor yani. Hiçbir yerde konuştuysam buradan iki çocuğumu Her zaman. Benim için çok büyük başkandır. Bak Fenerbahçe başkanı başka. İnsanlar şunu kaçırıyor. Ben hiçbir zaman şahsi eleştirmiyorum. Ben koltuğu eleştiriyorum. Yani dersi, o koltuğu, o koltuğun görevini yerine getirmek görevi, Evet, anladım. Çünkü beni işte isimler ilgilendirmiyor. Yani Ali Koç'un parası vardır, yakışıklıdır, eli cebindedir. Bir kere söyledim bir şey? İlgilendirmez beni. O onun private'ı. Ben Fenerbahçe koltuğunun, Fenerbahçe başkanının nasıl transfer yapması gerektiğini, Fenerbahçe taraftarının nasıl yine e, aktive olacağını, nasıl yine kenetleneceğini anlatıyorum ben. Onu eleştiririm ben. Benim için Rossi Fenerbahçe futbolcusu değildir. Bu benim için geçerlidir. Senin için değilsin. Hani şimdi şu şu da Fenerbahçe'dir. Rossi geçen sene 9 gol atmıştı. E nerede Rossi? Değilmiş demek ki Fenerbahçe futbolcusu değil mi? Yani 9 gol atmakla Fenerbahçe futbolcusu olunmuyor. Evet, Veya, gol Anladın mı? Evet. Başka bir şey lazım yani. Anladın mı? Fenerbahçe. Bu sene mesela kadroya ben bir şey söyledim mi? Cık. Bir tane olumsuz bir şey. Bu kadrodaki oyuncularla bireysel işte Cengiz Ünder'dir, Tadić'tir, Fred'dir. Bir tane ağzımı açtım mı? Yani anladın mı? Fenerbahçe futbolcusu anla, zaten kendini belli ifade eder, eder, belli eder rengini belli eder. Bunu söyledik. O yüzden burada da konuyu hemen şey yapalım. Ben sözleşmem bitti. Transfer periyodu da var yani bitiyor. Hı -hı. Bitti mi ne oluyor? Boşta kalıyorsun. Ben transferde boşta kalıyordum. 21, 24 yaşındayım. Kariyerimin zirvesindeyim. 5 senede 3 şampiyonluk yaşamışım. Ee, Serhat ne yapmış diyenler... Ee, hiçbir zaman ben de bilmiyorum ama herhalde 50-55 civarı falan gol attım 100, 150 küsur maç maçta falan atmışımdır yani ee, yani hiçbir şey de yapmadım değil yani iki sezon oynamışım 3 sezon oynamışım bazıları konuşuyor benim hakkında yani ya benle beraber da konuşuyor da yani yani, hadi onları anlarım anladın mı evet, yani hani, <laughs> beraber yanlış hatırlıyor derim oynuyor oynamıyor oynuyor falan ama şimdi be be benim yani oynayıp oynamadığımı işte kaç sezonda ne oynadığımı yani ben Fenerbahçe'de beş sezonda hepsini oynadım ya. Hani yedek kaldım. Zaten 19 yaşına geldim. Yedek... Bırakta kalayım yani. Bırakta kalayım. <laughs> Anda sonlar balistler var. Orada da bile formayı almışım. Ve formayı aldıktan sonra bırakmayan. Ta... Ama şimdi ben Anelka ile boğuşuyorum. Hani bir yerde de Anelika'ya da müsaade vermem lazım oynaması için. <laughs> yani o da Fransa'dan gelmiş. Milli takım oyuncusu. <laughs> Milli takım oyuncusu. Ya Arsenal, Liverpool falan Yani var. öyle şeyde değil anladın mı? Ona <laughs> da bir, bir yerde <laughs> bir, ona da bir görev vermek lazım ondan sonra bir boğuştuğumuz oyuncular normal oyuncular da değil yani o seviyede. Yok şimdilikler, senin şimdilikler, senin orada senin e, rahat. Senin şans hem şansın hem şanssızlığın aslında. Yani şanslı olduğun taraf da var bu açıdan. Hani bir şeyler öğrenme noktasına Kenet Anderson'dan ve etrafından ama şanssızlık noktasında da direkt rekabete giriyorsun. Yani direkt rekabete girdiğin oyuncu Rapaiç, Anelka falan yani ve o pozisyonda. Sözleşmem uzatılmadı benim. Başka okelleri alacak. Başka gitti diyorlar ya. Tamam mı? Ben de dedim ki her zaman. Artık böyle dayanamadım. Çünkü insanın bu kanayan yarası ve üstüne sürekli tuz bastırdım artık çok canı yanıyor insanın. Biliyor musun? Hepimiz insanız. Yani ben seni 50 sene gömsem de ölüp gideceğimiz, gömüleceğimiz yer aynı. Sen benden daha iyi yere gömü, gömüleceksin. Aynen. Öyle bir şansın yok bu hayatta. O yüzden or, orada bazen de böyle sosyal medyada vermemem gerekiyordu ama verdiğim cevaplar doldu. Tamam mı? Benim sözleşmem uzatılmadı abi sebebini merak ediyorsanız söz işi uzatman insan ismi de belli. Cismi de belli. Gidip sorarsınız niye uzatılmadığını. Niye bana o değer verilmedi veya niye benim kalmam için mücadele verilmedi kendine bir. Ben son saniye ya düşünsene akıl var mantık var. Fenerbahçe'de oynuyorsun ve Fenerbahçe'de starsın. Andeleş'te gider misin ya? <laughs> Gitmez. He? Gitmez. Ben kaç para oynuyordum? 600 bin dolara. 3 milyon dolar evet. mı kazandım ben? 5 senedir. 5 senedir. Ben Anderlecht'e kaç paraya gittim biliyor musun? 600 bin dolara. <laughs> Orada da 600. 600 bin euro. Orası euro ya. Euro yani. Hayır ama şunu kaçırıyorsun. Vergi var. Evet Brüt'e gittin. Ben 300 bin. Tamam mı? 3 sene kontrat 300 bin. Benim futboldan kazandığım parayı sana söylüyorum. İlk defa açıklıyorum burada. 3 milyon mu? Bir de 300 bin euro mu? 3 seneden 9 bin euro mu? Ne yapıyor? 30. 3 milyon 9 bin euro. Başka bir kuruş kazanmadım ben belki işte sonra yok 1 milyon euro imza attım. O alamadığın edemediğin sonra bir kuruş alamadım. Bir daha sonra FIFA'ya gitti şekilde. şu oldu bu oldu. Ha, ondan sonra da yazıyorlar ya. Onlara da söyleyeyim. Bir daha da çünkü hiç kimse bu konuda şey almayacağım. işte kariyerimi koymuşlar falan ya anlatıyorlar ya işte düşüşümüş. Aa benim kariyerim düşüşü yok. Kariyerin bitişi var aslında. Benim kariyerim bitişi var. Onu kaçırıyorlar insanlar. Yani ben kötü futbol oynadın diye kariyer düşüne geçmedim. Benim karın kasım koptu. Bunu bilmedikleri için ve karkı vurmaya çalıştıkları için, zaten bir yerde onlar Allah hesap verecek. Bana vermek zorunda değiller asla. Ama Yıldırım'ın ee, beni bıraktığı günü hiçbir zaman unutmayacağım. Ve gidersen de de, gidersen de, hem bıraktı hem de gidersen de senin futbol hayatını bitireceği cümlesini asla unutmayacağım. peki, azıldırım orada? Bilmiyorum. Bugüne kadar bilmiyorum. Ne istediğini bilmiyorum yani. Benden, ya yani indirim benden zaten 5 sene boyunca ne istediğini şey bilmiyorum. ne baba düşünsene bir tane oyuncu olursun Sen kulüp başkanısın. Bir tane oyuncu alıyorsun. takımdaki en ucuz oyuncun ve Ümit Milli Takım oyuncusu. Ümit Milli Takım bank oyuncusu ve Türkiye için gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama ne kadar vaat edeceğini yani göreceğiz. Daha olmuş oyuncu Ama değil. Ama bir anda patlama yapıyor. 5 senede 3 şampiyonluk yaşıyor. Formaları <laughs> alıyor. Ve Sağının her yerine basıyor abi. Her yerine yani. Düşünsene yani sen ona bir oyna diyorsun, o oynuyor. Böyle bir oyuncu var elinde. Ne yaparsın? Normalde değer vermen lazım ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir kere değer vermez misin? Şunu merak ediyorum yani? ben. Merak ettiğim şey şu. Sen mesela şunu mu bekliyordun acaba azıcıklarım? Tamam 600 bin Euro mu? Ben onu 300 yaptım. 300 bin Euro'yu kabul ediyorum dediğin noktada tam uzatalım mı diyecektim. Sen şunu diyecekti? anlamıyorsun. Başkan dese ki ya gel. İki sene daha oyna veya işte atıyorum beş sene be ben zaten oynayacağım. Ben zaten bekliyorum. Samanda da bekliyorum ya. Ya ben Samanda da kaç gün o sözleşme olsun yenilensin diye kaç gün ağladığımı bilmiyorum ya tek başıma. Kafaları yedim artık. Kimsem yok. Benim menajerim yok. Kulüple görüşen iltibat hiç kimse yok. Babam almaya da annem aldı. Benim bir kere annemi alattılar ya. Benim annem niye ağlar abi? Fenerbahçe'de oynuyorum. 5 senedir şampiyonluk yaşamışım. Benim annem ağlıyor. O yüzden diyorum hiç zaman affetmeyeceğim Anladın mı? Çünkü benim çocuklarıma kimse bunu yapmasın. Asla müsaade vermem. Tabii. Ben benim sözleşmem uzatılmadı abi. Hesabını görmek isteyen gidip görebilir. Bir şekilde ben son dakika, son saniye Anderlecht'te çok cüzi bir rakama transfer oldum. Orada tamam. ilk sezon şampiyonluk geldi. İlk sezon şampiyonluk geldi. Son maçta da karın kası koptu. Karın kası koptu. Karın kası kopmak demek futbolun bitmesi demek. Ben açık diyeyim bir daha anlamayanlar o saçma sapan listeleri koyan, e, kafasını çok çalışıp kafasında yarısında beyin olmayan insanların e, karın kasını kopmak ne olduğunu anlatayım. Ben ameliyat oldum. Şimeyi, doktor Şimegelski, Özel Varşova'da doktor bulamadık. Wolfat'a gittim. Şakta Donex'in profesörü, bizim Anderlecht'in profesörü. Hepsi Frankfurt'ta seminerde beni MR'larla kontrol edip Şimelski'nin 32 yaşında genç doktorun profesörünü ameliyat edebileceğini söylediler. Çünkü inanılmaz bir şey. Ve ben ameliyat oldum ve bana doktor ne dedi? Ben doktora sadece şunu sordum. Ben de futbol oynayabilecek mi? Bana dedi ki. Oynayabileceksin ama eskisi gibi oynayamayacaksın dedi. Oynamadı ben, daha iyi ben, Ve ben ve, ve ben bu ameliyat olduğumda 24-25 yaşındaydım. Ve ben hırsından dolayı yani 30-32 yaşına kadar oynamaya çalıştım. Yani oynuyorum, Bayern Münih'e gol atıyorum. Yani o kariyerde düşüşte yazarken ben Bayern Münih'e UEFA'da gol atıyorum. O maçta bu Drogba'lı. Ya yani bunları oynuyorum. Bu hiç Serhat mı mu? Bu ne? maç mı? Ne? Serhat. Serat. Serhat bu mı? <laughs> Drogba kardeşimle şöyle e, yani Andeleşte de bütün derbilerde gol atıyorum. Kulüp proje atıyorum, standart atıyorum, orada boğa yapıyorum. Orada herkes sokakta bana boğa yapıyor ve orada <laughs> futbol buradaki gibi tutkulu değil. Yani orada da bir iz bıraktım. Yani Meşhur grup. Gerrard, Liverpool, Chelsea'nin aynı grupta oldu. Bu bu bu, bu 24 yaşından bu yaşıma kadar aradan 20 sene geçmiş şimdiki başkanla Anderlecht maçında buluştuğumda seni burada ne kadar çok seviyor diyen bir başkanla karşılaştım ben yani. Benim orada ne yaptığımı bilmeyen bir başkanla. Yani benim orada iki sene şampiyon olduğumda işte dağım yani kiralandım ettim ama yani buradaki asıl hikayem benim o karın kasım kopması. Benim orada kariyerim bitti aslında. Ama ben kariyerimi bitirmemek için sürdürdün sadece. Sürdürdüm. Yani bir şekilde süründüm. devam etmeye süründüm. sürdürdün. Bu kadar. Olay Aynen bu. Bunu şey içinde anlatmıyorum yani. Olayın hikayesi bu. Ya yok hiç futbolcunun başına gelmesi. Burada Ahmet Hasan inanılmaz bir futbolcu. Ahmet Hasan orta sahada. Yılın futbolcusu seçilmesi lazımdı. Belçikalıya verdiler. Ahmet Hasan hakkını yediler. İnanılmaz bir futbol oynadı Ahmet Hasan burada. Kulakları çınlasın. Birkaç bir fotoğraf bir daha geçirdik. olması lazımdı. Her Devamında. maç atıyordum Berkay. Devamında. Her maç. Bütün derbileri aldım her şeyi. Mark Van Bommel. Bayern Bay Münih maç. Arkada. Hamit'le de bir fotoğraf var. Tabii de Hamid burada, burada toplam. beş yedik. Orada, oradaki maçta da yendik 2-1. Orada gol attım ben. Burada artık şu duruma geldim. UEFA maçlarını oynayabiliyorum. Tabii. Burada UEFA maçını oynayabiliyorum. Ama mesela ligi oynayamıyorum. Sakatlık var çünkü. Yani gitmiyor vücut anladın mı? Davuma gittim Köln'e. Köln'den de bir fotoğraf bir, bir, bir var. Bir maç oynadım Köln'de. Altay top oynayamadım. Gitmiyor vücut gitmiyor karın kası komuş yani anatomiyi bozduk dedi evet. yani şöyle öyle bir ameliyat geçirdim ki buradan karın kaslarını aşağı çekerek böyle bir parça sağ tarafını aşağı çektik diyor bu ne demek oluyor? senin anatomin değişiyor geldi. senin normal bir futbolcu sağlıklı bir futbolcu gibi oynama şansın yok dedi ve bunu ben bu haber öğrendiğimde 24-25 inanılmaz yani. zor bir şey bunu anlatamam size o yüzden işte sattı gitti bilmem ne gitti futbolu kariyeri düştü sen de futbolcuyum boş verin abi hepimiz insanız. İnsan birbirini bunlar için kırmaz. Bilgi. Lucas Bilgi. Modric'e benzemiyor mu? Oyunu da benziyor. Oyunu da benziyor. İnanılmaz birisi şey ya. İnanılmaz. Bunlar benim evlat ya. Evlat diye bir lakap var değil mi? Evlatlarım benim ya. Arjantinler Ortega telefonu getiriyorlar. İnanılmaz. Ortega'yı Ortega bulmuşsa Ortega ile konuştu. Ulan Bunu ya. anlatır mısın ya? Bu ne ya? Bunu ben ilk defa görüyorum. Bu ben fotomontaj bence. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne? Bu fotomontaj. Ben fotoğrafı dizerken çok merak ettim. Bu ne ediyorum. biliyor musun? Şampiyonluk kutlaması. Andalette. Andalette. Deniz kenarında Ostende de şampiyonluk kutlaması yaptık. Saçma sapan bir şey olmuş. Çok ilginç fotoğraf. Bir tane daha var Köln'den. Evet. Aa o Köln de olabilir. Köln... Karnaval olabilir. Köln'de karnaval var. Öyle mi? Tabii karnaval o Köln. Tabii tabii Köln. Bir önceki fotoğraf Köln. Köln'denmiş peki. Alfa'ya al bile. Al <laughs> Ee, Bu da çok anlamsız bir fotoğraf. Çok Bizi sırt mı çevirdik burada <laughs> ne yaptık? Ayrı <laughs> çok düştük? Işte. Çok anlamsız. Alfa abi ile beraber oynadın bir de. Evet Luciano da o da vardı, da vardı da, o sezon. Yani ee, Fenerbahçe'de kalamamak, kalmamı istemeyenler ee, bir şekilde hani 5 sene çok koydu bana ya Berkay. Yani şöyle anlatamam sana onu. Yani bunu böyle ağlayarak da anlatamazsın. Başka bir şey. ya, Bu çocukluk hayalimde benim. Bir de o defter kapanıyor artık. Kapanıyor. Zaman de geri, geri akmıyor. Zaman geri akmıyor ve bunu ben anlatamıyorum anladın mı? Bunu ben kendi kendime yaşıyorum. Yani niye ben bunun anasını alındım? Niye? Yani düşünsene Fenerbahçe'den ayrıldım. Konuyu da öyle kapatalım. Urfa'ya gittim. Bende şey de yok yani hani. Sonuçta bir yerlerde top oynayamıyorum. Futbolu seviyorum. Devam etmen lazım orada. 24'te yani bırakamazsın ki. ben Yusuf Şimşek Hoca oldu. İşte Almanya ikinci ligdeyim. Gittim neredeyse bedava Turgut Sporu. Haritada göstersem bulamam. Gittim onun için orada top oynadım. 16 gol attım. Kaptanlık yaptım. takımı abilik yaptım. Playoff oynattım. Yani iki, iki bey de yerlerde sürünerek pres yapar. Yani hırsımı hiçbir yerde, hiçbir zaman hayatımda kaybetmedim mi? Ama vücut işte bu. Götür diye Makine değilsin ya. Urfa'ya gittim. Se sezon başı kampı, sadece sezon başı kampı geçirdim. Gitmedim, anlaşamadık. Antroman, şehre gitmedin şehre yani. Şehre gitmedim. Topuk Yardımcısına kamp yapıyoruz. Başkan Aziz Yıldırım'da hapisten çıktı. İlk gününü orada gördük. Ee, Mehmet Ayaz var, dedi ki başkanın yanına gidelim. Dedim ya gerçekten de çok üzüldüm sürece. Çünkü ben her zaman söylüyorum seninle benim bir problem varsa bu seninle beni ilgilendir. Tabii. Bu bizim aramızdadır veya işte şeydir ama senin Başkasına bir yaran varsa onu her zaman, her yerde anlatmışımdır. O başka bir şey. Ama o olaydan ne kadar geçmiş ve çok zor bir süreçten geçmiş. 3 Temmuz işte Tabii canım. başkanın falan inanılmaz olayları. Bir yıl cezaevinde kaldı yani. Bir yıl Yat cezaevinde kaldı. Onun kaldı. çıkışında biz başkanın yanına gittik ayakkabılarla. Mehmet yazı zaten öyle bir selam verdi geçti. O dedi Serhat nasılsın? Başkan dedim gerçekten çok üzgünüm dedim. Ee, sizi de burada görmek çok mutlu edici. Gerçekten kalbimden bütün ildeyeklerimi söyledim. Bana ne dedi biliyor musun başkan? Neredesin dedi. Dedim Urfa dedim. Bak dedi Fenerbahçe'den gittin sürünüyorsun ben sana demedim mi dedi. Başka iki çocuğum oldu işte sakatlıklar geçirdim falan. Bunlar da oldu ya hayatta Bunlar var orada sene geçti. Artık dedim şey falan ama orada bile bana laf sokmayı becerdi o yüzden enteresan yani. yani bu, bu bu hayatta ben bunu nasıl ancakmışım? Ha şunu ya yani üzüldüğüm nokta ne? Gençlikte o yaptığım koşular, o antrenmanlar onlar böyle bitmemeliydi. Sakatlık ayrı tutuyorum. Yani Fenerbahçe'de kalmamış bir şey yok Ayrı ama yani Fenerbahçe kariyerimin 5 sene sürmemesi lazımdı benim. Ben onu hak ettiğimi <laughs> sanmıyorum. Bence de. Çünkü orada daha uzun kalan hak etmiyorlar değil. Be. Fenerbahçe forması altında herkes bir şekilde bir şey hak ediyordur. Senin için, benim için Fenerbahçe futbolcusu olamaz ama sonuçta oradadır. Ee, saygı duyulur ama ben diyorum ki o forma öyle kolay üstüne geçirip giyecek bir forma değil abi. Telle de olmuyor. Başka bir şeyi var onun. Ağırlığı var. Ağırlığı var yani onu da yaşayan bilir. Ben onun en ağırlığına sınandım. Ee, o yüzden bu konuyu da böyle anlatmak istedim. Böyle böyle sen de dinlediğin için çok sağ ol. Ne demek abi? Böyle bir üstümden de şey bindi. Çünkü bu benim tedavisi olup yani şey tedavi olup tedavisi olmayan aslında bir hastalık. <laughs> hastalık gibi. Yani Yok bir adım olmuş oldu. Ge geçmiyor yani ben de bu bu, bu böyle yara ve benim 42 yaşında değil 142 yaşında da olsam Ge ben bir yerde bu aklama gelince gidiyorum bir köşede ağlıyorum kendi kendime. Çünkü koyuyor anladın mı? Çünkü orada benim aslında başka hikaye yazmam gerekiyordu yani o hikaye orada bitmemesi lazımdı ama o zaman da ne oluyor biliyor musun? O zaman bir öteye gidip hayatı sorgulamak o, o o o başladım, olmaz anladım. O ben, yüzden ben, tabii. burada böyle olmuş. Öyle, olması, de sakat, sakatlık öyle oldu, olmuş. sakatlık olmuş. Öyle olacakmış, öyle Çinlikte olmuş. Ya gelmiş şey yok. burada abi kardeş oturup Aynen öyle. sohbet ediyoruz. Ama buradaki kapatmadan evvel de söyleyeyim. Benim özellikle benim tek eğer ki ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı bir sezonda görüşlerimle fayda veriyorsam bu benim için futbolcu zamandaki şampiyonlukla eşdeğerdir. Yani sonuçta zaten Fenerbahçe şampiyon oluyor demek. Aynen öyle. Ama eğer 9 senedir olamıyorsa bunun sorumlusu da ben değilimdir. Başka bir şeydir. Bunları bulmak lazım. Bunların çözümü de var, bulunur, bulunabiliriz. Ama bulmak istemeyen insanlar da var. O yüzden çok uzatmaya gerek yok. Allah herkesin kalbine göre versin Berkay. Aynen öyle. Benim için çok sağ ol. Benim için çok özel bir Programı hikaye. Programı sen mısın gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben komple kapatacağım gibi geliyor bana şimdi. Kapatıp her şey gideceğim gibi geliyor. Öyle yok bir ya. Duygusala bağladım. Bu benim. hafta bunu yapacağımızı zaten söylemiştik pazar akşamı canlı yayında Kadıköy Boğazı'nda özel bir çekim yaptık. Biraz e, başlarını yaptık. da insanlar Biraz, e, yok canım. Onlar öyle düşünmüyordur bence. E, Aklını Aklına Videomuzu helal tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için Serhat Abi sana çok teşekkür ederim ee, çok e, hakikaten açıklayıcı yani herkes tarafından çok net açıklayıcı bir e, programı noktaladık bizden bu haftalık bu kadar haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.